Merhabalar efendim. Bugün de kendimize nasıl yardım edebiliriz sorusunun cevaplarını vermeye devam edeceğiz inşallah. Biliyoruz ki bir sistemi ileriye götürmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Daha iyi olması için gayret etmek gerekiyor. O iyiliğin devamı için ciddi çaba sarf etmek ve bilinçli bir şekilde adım atmak ve bu adımları sürdürmek gerekiyor. Eğer bir sistemi kendi haline bırakırsak, dünyanın en güçlü, en iyi, en faydalı sistemi bile olsa, o sistem üzerinde durulup emek verilmediğinde, o iyiliğin devamı için gerekli adımlar atılmadığında sistem çöker. O yüzden bizim hem beden sağlığımız, hem akıl sağlığımız, hem e, duygu durumumuzun e, bütünlüğünü, sağlığını koruması, hem de maneviyatımızın düzgün gitmesi için mutlaka kendimiz için bir şeyler yapmak zorundayız. Ve bu iyi şeylerin oluşması, gelişmesi ve devam etmesi kendi içimizde bunun için güçlü bir motivasyonun olmasıyla çok yakından alakalı. Eğer biz yapacağımız şeyi önemser ve yapacağımız şeyin bizim için ne kadar faydalı, hayırlı olduğuna inanırsak o konuda engelleri aşarız devam etmek için yeterli motivasyonu buluruz. Karşımıza çıkan ve bizi engelleyici, caydırıcı, tuzak anlamına gelebilecek sözlerle, davranışlarla, engellemelerle mücadele ederiz. Çünkü yürekten inanmışızdır. O yüzden şunu bilelim. Bu can emanet, bu akıl emanet, bu beden emanet, bu yeteneklerimizin hepsi emanet. Bunların daha sağlıklı olabilmemiz için, er, olabilmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ecel bizim yapıp yapmadıklarımızdan bağımsız olarak Allah'ın dilediği zamanda olur. Ama o ecele kadar bir sürünerek yaşamak var. Bir hastalıklar içerisinde, sorunlar içerisinde boğularak, bunalarak, yıpranarak ve yıpratarak yaşamak var. Bir de nitelikli, kaliteli insan tavrı dediğimiz, erdemli insan olmaya doğru bizi götüren bir yürüyüş içerisinde, bir etkileşim içerisinde olmak. İkisinin arasında karlıca dağlar kadar fark var. O zaman bizim Allah Teala'nın cüz-i irade sınırları içerisinde kendimiz için yapabileceğimiz şeyler var. Ve bunu biz istersek kimse bize engel olamaz. Belki erteleyebiliriz, belki zamanı değişebilir, belki tarzı değişebilir ama yapacağımız şey, inandığımız sürdüğü müddetçe, ona inandığımız ve bize faydalı olduğunu düşündüğümüz müddetçe asla bizim elimizden kaçmaz. Bizim kendimize yapacağımız yardımlardan önemlilerinden birisi yürüyüş yapmak. Basit gibi gelebilir. Bunun kendimizi daha iyi hissetmekle ne alakası var denebilir. Fakat inanın çok önemli, çok yakından alakası var ve bunu yürümeden anlama şansımız yok. Yürümek derken kastettiğim şey iş yerine giderken, markete alışverişe giderken işte çocuğumuzu okula almaya giderken, çocuğumuzu parkta beklerken yaptığımız bir başka amaç için yola çıktığımız adımlar olarak değerlendirmiyoruz. Bu sadece spor amaçlı, sadece yürümek amaçlı, başında ve sonunda herhangi bir işin olmadığı, sadece yürüyüşün olduğu bir eylemden söz ediyorum. Yürürken kulağınıza müzik olmasın. Etrafa bakın, taşa toprağa bakın, ota, yaprağa, böceğe bakın, havalara bakın, ağaçlara bakın, binalara bakın. O zamana kadar fark etmediğimiz pek çok şeyi fark edeceğiz. Baktığında tefekkür edersek bu ibadete döner. Hani e, mutfaklarımızda, e, lavabolarımızda tasarruf olsun diye suyu kapatırsak tasarruf olur. Allah israfı sevmiyor, israf haram, israf olmasın diye kapatırsak ibadet olur elektriği öyle, ekmeği öyle, yemeği öyle. Atmamak için çaba sarf etmek, bunu da Allah istedi diye yapmak ibadettir. Ve tefekkürün, Allah'ı düşünmenin, Allah kul ilişkisini düşünmenin, bu dünyanın hakiminin, bütün kainatı yöneten, yoktan var edenin gücünü bulutlarda görmek, masmavi deniz, şeyde gökyüzünde görmek, denizde görmek. Bir damla kanın içinde milyonlarca canlı var milyonlarca. Bu nasıl büyük bir kudret? Bu nasıl bir büyük sanat, ilim? Bunları düşündükçe Allah'ım sen ne büyüksün. Allah'ım ne büyüksün? Şu taşların rengine bak. Şu çimenlere bak. Bir ağacın üstünde yapraklar var. Kaç çeşit yeşil var? Sarıya dönerken ayrı tonu oluyor. Kuruduğu zaman ağaç ayrı oluyor. Bir bakıyorsun ölmüş, kupkuru hiç canı yok gibi. Ama bahar olunca o kupkuru gibi görünen dallar çiçeklerle doluyor. Sonra o çiçekler Dökülüyor, onun yerine meyvelerle doluyor, oluyor. dallar böyle yıkılacak gibi meyve oluyor. Bunların hepsi Allah'ın sanatı. Allah'ı ne kadar iyi tanırsak, onun büyüklüğünü ne kadar çok idrak edersek biz de ona o kadar yürekten bağlanırız. Aynı zamanda bunu yaparken esma Hüsna'ları okumanızı, bunu bir ders haline getirmenizi, Allah'ın bizim üzerimizdeki tasarruflarını, Allah'ın isimlerini ve onların fiillerini, onların anlamlarını öğrendikçe zihin anlam yükler, zihin değer yükler. Değer yüklediği şeyi korur, değer yüklediği şeye koşar. O zaman biz zihnimizin doğru çalışmasına yardımcı olabilecek bu anlamda bilgilenmeyi ve tefekkürlü bir şekilde yürümeyi hayatımızın tam da merkezine koyduğumuzda eve geliriz ki bugün de hayattayım. Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün de hayattayım. Bugün de sayısız canlıyı bir toprağın altında ne kadar karınca vardır ne kadar börtü böcek vardır bilmiyoruz bir ağacın dallarında ne kadar yaprak vardır bilmiyoruz yeryüzünde ne kadar yaprak var bilmiyoruz havada ne kadar kuşlar var bilmiyoruz Allah'ım bu büyük alemin içerisinde beni de var ettin ben de insan olarak var oldum bir yaprak bir böcek bir sinek bir toprak bir su damlası olarak da yaratabilirdim ama beni düşünebilen irade kullanabilen ve Allah'a için bir şeyler yapmak üzere gönderilecek bir makamda gönderdin. Bana güvendin. Bana inandın. Dedin ki bu dünyanın sana ihtiyacı var. Ben seni yaratılmamış sayısız ruhların içinden çıkarttım ve bu dünyaya gönderdim. O zaman ben özelim herkes gibi. Ben güzelim herkes gibi. Bu dünya için çok anlamlıyım, çok önemliyim herkes gibi. O zaman bunu tefekkür ederek daha iyi anlarım. O zaman yürüyüş İnsanlara bakalım. Her birisinin yüzü farklı farklı. Her birisinin şekil şekil. Aman Allah'ım. Milyarlarca insan var. Hiçbir tanesi birbirinin tıpkısı değil. Ne kadar büyük bir sanat. Allah'ım diyoruz. Ondan sonra yağan karlara bakıyoruz. Aman Allah'ım. Hiçbir kar tanesi ötekine benzemiyor. Birbirine çarpmıyor. Güneş geliyor. Onları eritiyor. Sonra onlar su oluyor. Toprak onu çekiyor. Ne muazzam bir işleyiş. Aman Allah'ım diyoruz. Ve ...gönlümüzü hakka bağlayarak... ...sıkıntılarımızı bir tarafa bırakmış... ...var olduğumuz için şükretmiş olarak... ...bir yarım saatlik yürüyüşü... ...tefekkür... ile e, ...yüreğimizi, gönlümüzü... ...hafifletip, çenelenmiş olarak eve geliyoruz. Ve bu yürüyüş... ...her zaman böyle bu kadar tefekkür ağırlıklı... ...olmaya da bilir. Etrafa bakarak... ...insanları seyrederek gidin gelin... ...var olduğunuz için şükredin. Eğer varlık nimetine şükretmezsek... ...diğer bütün nimetler sanki şükredilmeye değmezmiş gibi gözümüze silinebilir. Bugün var mısınız? Her şey yerine gelebilir. Her türlü eksik gidebilir. Her türlü yanlış düzeltilebilir. Varız. Bitti. Her şey düzelebilir. Olduğu kadar. Demek ki nasip bu kadarmış demeyi de bilmeliyiz. Var olana razı olmayı da bilmeliyiz. O yüzden de yürüyelim. Ve ben kognitif ve davranışçı terapilerin bir kongresine katılmıştım. O kongrede bir workshop'a katıldım. BDTV spor diye. Orada yürüyüşün kötü genleri kapattığını, iyi genlerin açtığını öğrenince ben tabiri caizse şoka girdim. Bu ne muazzam bir şey. Bazı genler genetik aktarım olarak annemizin, babamızın, anne babasından, onların da anne babasından aktarılmış olarak bize gelebiliyor. Bazen psikolojik sıkıntılar, bazen bedeni sıkıntılar, bazen duygu durumları aktarılabiliyor. O aktarılan şeyler bizde zayıfladığımız zaman bir sanki hani vücudumuzda hastalık yapmayan mikroplar var. Var patojen mikroplar aslında hastalık yaparlar ama bünye direnci güçlü olduğu için hastalık yapacak alan bulamıyor. Ne zaman bünye direncimiz düşerse o mikroplar aktive oluyor. Aynen onun gibi Gerek sağlıkla ilgili, gerek psikolojimiz, gerek maneviyatımızla ilgili düştüğümüz zaman, zayıfladığımız zaman, kendimizi kırık dökük ve e, zayıf hissettiğimiz zaman onlar aktive olurlar. O yüzden onlar neler ve biz de ne zaman açığa çıkacaklar bilmiyoruz. O yüzden de onların kapanması ve iyi genlerin açılması olağanüstü bir hadise ve Allah'ın bir yardımı. O zaman yapacağımız... Önemli işlerden birisi ne kadar işimiz olursa olsun bulaşığı çamaşırı şöyle bir kenara bırakalım uyumasak bile iş bitmez bugün bitse yarın bitmez dünya işi bitmez doğal olanı da bu yemek yedik bulaşık çıkacak ee, bulaşığını yıkadık tekrar yemek yapacağız canlılık faaliyetleri vücudumuzun canlılık faaliyetlerini sürdürebilmesi gıdaların devamına bağlı gıdasız kalırsak ölürüz dolayısıyla bizim hem faaliyetlerimizin devamı hem kendimizi güçlü hissetmemiz için bize iyi gelen şeyleri iyi öğrenmeli ve o iyi gelen şeyleri hayatımıza katabilmeliyiz. İş bitmez, o zaman yürüyelim. Gündüz yürüyelim, öğlen öğlen yürüyelim, öğleden sonra yürüyelim, akşamüstü yürüyelim. Yani günün her saatinde yürüyelim anlamında değil. Ne zaman müsait olursak. Ne zaman kendimiz için yürümeyi e, daha keyifli halde bulursak Mesela sabah herkes uyurken şöyle bir 7 8 gibi şöyle bir yarım saat çevrede park bahçede dolaşmak size iyi geliyorsa bunu yapın. Akşamüstü dolaşmak iyi geliyorsa bunu yapın. İşinizi bitirip mesela öğleden sonra çıkayım şöyle bir dolaşayım diyorsanız bunu yapın. Size iyi gelen saatte yürüyün ama yürüyün. Göreceksiniz ki zihniniz daha güzel, daha sakin, daha mutmain olmuş bir şekilde eve döneceksiniz. O yüzden de yürümeyi hangi duygu durumunda olursak olalım bir alışkanlık haline getirelim. Yürümeyi çocuklarımız bizden görsün. Eşimizle beraber el ele tutuşup yürüyelim. Çevremizde parklar var ne güzel, korular var. Ondan sonra deniz kenarları var, göl kenarı var, ırmak kenarı var. Hiçbir şey olmadı. Mahallelerin arasından yürü. Oralarda bile yeşili gördüğümüzde, hayvanları, kedileri gördüğümüzde sevelim. Bize bir şey katsın. O yürüyüş bize bir şey katsın. O yüzden kendimize iyi gelecek şeylerden birisi de yürümektir. Bunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Efendim bir diğeri kitap okumak. Kitap okumak insanın duygu dünyasını zenginleştirmek, fikir dünyasına yeni açılımlar, yeni kapılar açmak, yeni düşünce biçimleri üretmek, bir insanın hayallerinin, bir insanın eşyaları, olayları, ilişkileri algılamasının, bize boyut katmasının bir başka adı. Bazen en basit bir objeden, nesneden öyle güzel metaforlar üretiliyor ki, bir olaya öyle farklı bakılıyor ki, bir durumu öyle güzel açıklıyor ki ya da kendisine göre öyle değişik açıklıyor ki, kelime hazineniz genişliyor, bakış açınız değişiyor, daha geniş, daha farklı pencerelerden bakmayı, resmin bütününü görmeyi öğreniyoruz. Meseleye başka çeşit de bakılabileceğini, bir durumun nasıl açıklanabileceğini ve o kitabın içinde onu onu yazan yazarın neleri nasıl kurguladığını öğrendiğimizde biz kendimize ciddi katkılarda bulunmuş oluyoruz. O yüzden de bazen gençlerle birlikte oluyorum, soruyorum. Hobiniz ne? Kimisi diyor ki kitap okumak. Kitap okumak hobi değildir. Yemek, su yani gıda, su, güneş, hava, kitap yani bizi yaşatan, bizi hayatta tutan önemli dinamiklerden birisi yani olmazsa olmazımız. Kitapsız hayat olmaz. Öğrenmesi hayat olmaz. Zihnimiz gıdasız kaldığı zaman boş değirmen kendisini öğütür diye bir atasözü var. O zaman bildikleriyle hareket eder. Zihin bildikleriyle hareket ettikçe değişen ve gelişen şartlara uyum gösteremez. Yetişemez. Bildiği hep aynı cümlelerle konuşur, hep aynı tepkileri verir. Oysa duygu değişmiştir. Oysa yeni şeyler öğrenilmiştir. Ciddi değişimler olmuştur. Ama buna hep aynı tepkileri verdiği zaman karşısındaki der ki beni anlamıyorsun. O da der ki hayır beni, ben seni anlıyorum sen beni anlamıyorsun. Dolayısıyla okumamız azaldıkça anlamamız, okumamız azaldıkça dinlememiz, okumamız azaldıkça meselelere farklı ve çeşitli boyutlarıyla bakmamız inanılmaz derecede azalır, zayıflar ve bizi yetersiz bir iletişim e, ağına çeker. O yüzden de Hayatımızda mutlaka roman olabilir, fantastik roman olabilir, biyografi olabilir, denemeler olabilir, hikayeler olabilir. Yani aklınıza ne geliyorsa. Tarihi romanlar olabilir, kültürel bazı bilgiler olabilir, kitaplar olabilir. Size iyi geleni okuyun. Sürükleyici olanı okuyun. Bir, bir yazar çok önemlidir ama dili size uygun olmayabilir. Birisi onun kitabına bayılır ama siz aldığınız zaman böyle milim milim ilerlersiniz. Ona arada bakın ama sizin için sürükleyici olan başka bir kitap alın. Bu sizin anlamadığınız anlamına gelmez. Dilinin size uygun olmadığı anlamına gelir. Onu yarım bıraktım. Bırakın bir şey olmaz. Onu da uzun süre oyalanacağınıza arada bakın. Ama daha çok size iyi gelen, sürükleyici olan konuları, kitapları, yazarları takip etmenizi tavsiye ediyorum. Biz her an değişmek üzere programlandık. Hava değişiyor, su değişiyor, atmosfer değişiyor. Bir gıda yediğim zaman, değişik bir gıda yediğim zaman vücudumun kimyası değişiyor. Bir bilgiyi öğrendiğim zaman benim zihnimdeki kurgular yer değiştiriyor, kurgular değişiyor. İnsana bakışım değişiyor. Bir olay beni etkiliyor. O olaydan sonra ben ders alıyorum, ben değişiyorum. Yani hep hayat değişim üzerinedir. Değişmeyen hiçbir şey yoktur. Bir şahıs kendisini değişmekten alıkoyduğu müddetçe karanlıklara hapsediyor demektir. Bir şahıs beni böyle idare edin, ben buyum, işinize gelirse diyorsak kendisi için inanılmaz talihsiz bir şey söylüyordur. Güzel kardeşim, güzel oğlum, güzel kızım, değişmemek Kur'an'a ters, değişmemek insanın fıtratına ters, değişmemek kainatın işleyişine ters, her şeye ters. Bugün bir şey söyledim, Yarın baktım ki o yanlışmış. Hemen değiştirmeliyiz. Bugün bir şekilde davrandım. Sonra öğrendim ki o davranış insanı tahrip ediyormuş. Aman Allah'ım ben ne yaptım? Allah'ım senden özür diliyorum. Güzel kardeşim senden özür diliyorum. Ya ben onu şu amaçla yapmıştım. Öğrendim ki bu tahribat ediyormuş, tahrip ediyormuş. Lütfen hakkını helal et. Kusura bakma deyip hediye alıp hem cinsimizle sarılıp kucaklayıp öperek gönlünü alalım. Değişelim. Değişmemek demek Yanlışa kilitlenmek demektir. Değişmemek demek karşısındakini anlamanın, dinlemenin, ona uygun davranmanın çok sınırlı olması ve yetersiz olması demektir. Karşımızdakini zorlamak demektir. Çünkü kendimiz dar kalıplarda hareket etmeyi, kendimize sağladığımız minicik alanda hareket etmeyi hayatın kendisi zannediyoruz. Bundan vazgeçelim. Okumadan insan olamayız. Öğrenmeden insan olamayız. Değişmeden asla insan olamayız. Her an daha iyiye, daha güzele doğru değişeceğiz. Düşmeyecek miyiz? Düşeriz. Yavaşlamayacak mıyız? Yavaşlarız biz insanız. Düşeceğiz ama kalkacağız. Kalkacağız diyeceğiz ki yarabbim ben buradan bir şey öğrendim. İyi ki düştüm yoksa bunu bu şekilde öğrenemeyecektim diyeceğiz. Düşmeyi de seveceğiz. Kalkmayı daha çok seveceğiz. Değişmeyi seveceğiz. Değiştikçe iyi insan olmayı daha çok seveceğiz bir başka videoda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.